Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Amerikalı askeri yetkililer ve uzmanlar, Başkan Donald Trump'ın Amerikalı askerleri Suriye'den çekmesi için erken olduğu konusunda uyarıda bulunuyor. Amerika'nın desteklediği güçler IŞİD militanlarından birçok bölgeyi geri alsa da Türkiye şimdilerde Suriye'nin kuzeyinde sahnede. Ankara, Suriye'deki Kürt grupların PKK ile bağlantılı olduğunu ve terör tehdidinin bitmediğini savunuyor. Beyaz Saray ise IŞİD tehdidi tümüyle kalkınca yetki transferinin gerçekleşeceğini belirtiyor. Ancak henüz net bir tarih yok. Suriye'de şu anda 2000 civarında Amerikan askeri bulunuyor. Askerlerin çoğu Manbij yakınlarında konuşlanmış durumda. Bölge Kürt milisler tarafından ele geçirilmişti. Son konuşmalarından birinde Başkan Donald Trump askerlerin eve dönme zamanı geldi dedi. Amerikalı askeri yetkililer ve yerel komutanlar bunun için çok erken olduğunu söylüyor. Bölgelerimizi IŞİD'den temizledik. Özgürleştirilen alanlarda müttefik ve dostuz. Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan yapılan açıklamalar ve bizimle birlikte cephe hattında olan askerler, komutanlar Manbij'de kalacaklarını söylüyorlar. Amerikan ordusu son zamanlarda Manbij'de Amerika'nın desteklediği güçlerle Türkiye'nin desteklediği güçleri ayıran gergin bölgenin yakınlarındaki bir tepede karakol kurdu. Daha önce sadece devriye geziyorlardı. Şimdi daha iyi. Bölgeyi korumak ve Türkiye'den ya da bölgedeki paralı askerlerden gelecek saldırıları önlemek için iyi oldu. Beyaz Saray sözcüsü çarşamba günü Amerikan askerlerinin bir kez daha Suriye'den çekileceğini söyledi. Ancak belli bir tarih kararlaştırılmadığını bildirdi. Yerel güce geçişe odaklanmak istiyoruz ve bu süreç içinde IŞİD'in yeniden ortaya çıkmayacağından ve kazanımların kaybedilmeyeceğinden emin olmak istiyoruz. Başkanın başarılı liderliği altında ortam değiştikçe ilerlediğimiz yön bu. Bazı uzmanlar IŞİD militanlarının ellerindeki toprakların büyük bölümünü kaybetmelerine rağmen Suriye'yi terk etmediğini söylüyor. Şimdi de yeni güçler bu bölgelerde kontrolü ele geçirmek istiyor. Danışmanları bugün ve geçmişte Suriye'den acil bir çekilmenin Amerika'nın çıkarına olmadığı konusunda Trump'ı ikna etmeye çalıştı. Çünkü bu sadece Rusya ve İran'ın Şam'daki rejime verdiği desteği güçlendirir. Bu ayrıca Türkiye'yi Tel Rifat ve daha doğudaki bölgelere müdahale konusunda yüreklendirir. Amerika'nın IŞİD'le mücadele konusunda Ankara'nın PKK ile bağlantılı olduklarını savunduğu Kürt güçlere desteği iki NATO müttefiki arasında gerilime neden olmuş durumda. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Facebook yöneticilerinin başı kullanıcı bilgilerinin güvenliği konusundaki eleştiriler yüzünden dertte. Amerika ve Avrupa'da Facebook hakkında soruşturmalar açılırken sosyal medya platformunun kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg ifade vermeye çağrılıyor. Sosyal medya devinin kullanıcı güvenliği konusunda yaşadığı sorunlar haberimizde. Dünyada 2 milyon kişi için Facebook iletişim kurmanın en iyi araçlarından. Ancak değişmesi için sosyal medya ağına yapılan baskılar artıyor. Facebook'un kullanıcı bilgilerini nasıl kullandığı konusundaki tartışmalar, yeni düzenlemeler yapması çağrılarına neden oldu. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in önümüzdeki haftalarda kongrede konuyla ilgili ifade vermesi bekleniyor. Bazı siteler ise sorularına yanıt almadan sosyal medya ağına reklam vermeyi kesti. Mozilla olarak Facebook'a verdiğimiz reklamları hemen kestik. Tüketicilere biraz daha şeffaflık ve daha fazla seçenek sunulmasını bekliyoruz. Bu bizim Facebook bunu biraz daha ciddiye almaya ve bu değişiklikleri yapmaya başladığında geri döneceğiz deme yolumuz. Daniel Dixon, Mozilla'nın sorumlu yöneticisi ve Firefox web tarayıcısının yaratıcısı. Facebook'un bilgileriyle ne yaptığı konusunda kullanıcılarına karşı daha dürüst davranmasını istiyor. Bu işin en basit yolu ve bizim yapmaya çalıştığımız sürpriz yok kuralı. Sadece kullanıcılarını şaşırtma. Eğer bunu yaparsan da ortaya çık ve ne yaptığını söyle. Facebook'u eleştirenler arasında bile onu silmeyi ciddi ciddi düşünene çok az rastlanıyor. Sosyal medya ile iletişim kurmak kolay kolay bitecek bir şey değil. Şu an Facebook bu konuda çok haklı nedenlerle mercek altında, ancak bu sadece Facebook konusu değil. Bu daha çok reklamlarla işleyen webin sorunu. Webin işlemesini sağlayan takip temelli bir iş modelimiz var ve bu mahremiyet haklarıyla örtüşmüyor.
İş düzenleme çağrısı yapılmasına gelince Silikon Vadisi'nde daha fazla kuralın yeni ve küçük işverenleri kötü etkileyeceği endişesi hakim. Facebook'un bilgilerimizi nasıl topladığı, biriktirdiği ve sakladığı hakkında bağımsız bir sorgu yapılabilir. Facebook'a karşı sorumluluğu olmayan, ancak kullanıcılara karşı sorumluluğu olan bağımsız bir tarafın soruşturma yürütmesine ihtiyaç var. San Francisco'da yabancı girişimcilerin katıldığı bir tanışma toplantısında katılımcılar konunun Facebook ve tüm sosyal medya için önemli olduğunu söyledi. Bence bu Facebook için olumlu. Bu onlara düşünmeleri, büyümeleri ve gelecek nesillere ulaşmaları için bir fırsat. İster tepeden konulan düzenlemelerle, ister kendi kendine konulan kurallarla olsun Facebook'un geleceği tehlike altında görünüyor. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Ankara Anlaşması vizesinde 4 yıl sonra oturma hakkı uygulaması askıya alınınca Türkler İngiltere'de zor duruma düştü. İngiltere İçişleri Bakanlığı yeni bir kılavuz yayınlayacağını açıkladı ancak ortada dolaşan 10 yılda oturma hakkı söylentisi 4 yıl hayaliyle evini, işini buraya taşıyan on binlerce Türk'ü huzursuz ediyor. Londra'dan Barış Çimen'in haberi. Bundan sonra Ankara Anlaşması kanalıyla gelen vatandaşlarımız 3 sene vize alarak devam edecekler burada faaliyetlerini ve yaşamalarını ve şu anki hukuka göre 10. senede burada indefinitely to remain'e hak edecekler. Çünkü şu anda o yol kapandı. Hayaller bir açıklamayla suya düştü. 16 Mart günü İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Anlaşmalılardan artık oturma başvurusu kabul etmeyeceğini açıklaması İngiltere'ye yeni yerleşen Türklerin planlarını bozdu. Buraya gelmeden önce kurulu bir düzenimiz vardı her şeyden önemlisi. Eşim bir holdingde mimar. Ben Türkiye'nin en büyük lojistik firmasında operasyon müdürüydüm. Buraya geliş amacımız çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için. Yani İngilizce süreçlerini geliştirmek. Biz de kişisel gelişimlerimizi daha katkı sağlaması adına Londra'yı tercih ettik. Fakat geldiğimiz süreçte yani anlaşmanın akdi sürecinde olması gereken tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Bizden istenen her şeyi hukuki yollarda olması gerektiği gibi ilerledik. Fakat buraya geldiğimiz zaman birinci yılın sonunda uzatma süreçleri olması gereken ritmik sürecin dışına çıkıldı. Bir sabah uyandık. Olması gerekenin dışında farklı bir senaryoyla karşılaştık. Yani oyun oynarken oyunun kuralı değişti. Biz buraya gelmeden önce bu kuralın oyunun kurallarına göre nasıl hareket ettiysek, hukuk devleti olduğunu öne süren ve biz de ona inandığımız için burada olduğumuz İngiltere'nin bu kararda bizim içeride bulunan kişilerin başta ne taahhüt ettiyse sonuçlanana kadar bizim gibi olan insanların aynı süreçte tamamlanmasını istiyoruz. Eğer bu süreç önceden bilinseydi ve biz Türkiye'de olsaydık, şartlar buna göre belirlenseydi biz belki de o zaman bu sürece dahil olmayacaktık. O zaman hiçbir şekilde hak talep etmeyecektik ki biz bu olayı biliyoruz derdik. Ama bize indefinite taahhütüyle nitelikli göç adı altında buraya geliyoruz ve sonrasında hayır artık böyle bir durum yok demesi tamamıyla bizim yaşam şeklimizi değiştirmemize kadar gidebilecek bir mağduriyet. Mustafa Keskin Bıçak gibi on binlerce Türk vatandaşı İngiltere gibi hukukun üstünlüğüyle övünen bir devletin nasıl olup da böyle bir karar aldığını anlayamıyor. Bunun için Facebook, WhatsApp grupları kuruldu, web siteleri oluşturuldu. İngiliz parlamentosunun web sitesi üzerinden imza toplanmaya başlandı. Daha önce Türk vatandaşlarına parayla danışmanlık hizmeti veren Türk avukatlar bu kez gönüllü çalışmalar başlattı. 10 sene yaptık derlerse o zaman bütün dosyalarımızı bir daha önümüze yatırıp bir daha bir düşünürüz açıkçası eşimle. Ama şu aşamada düşünmüyoruz. Ama 10 sene çok uzun bir zaman. Yani 4 seneyle kıyasladığınızda bunun 2 katından daha fazla yaptığımız planları değiştirmemiz gerekebilir. Buraya kadar geldik, emek harcadık. Şu an geri dönme planımız yok. Uzun vadede de olsa haklarımızın arkasındayız, arayacağız. Ve açıkçası biz İngiltere hükümetinin de 16 Mart tarihinden önce başvuranlar için farklı bir uygulama yapacağını düşünüyorum. Bu kararın bizi kapsamayacağını düşünüyorum açıkçası. O anlamda hala umutluyum. Ama tabii bunu oturduğumuz yerden beklememizin bir anlamı yok. Bütün Ankara Anlaşmalıların yapılan imza kampanyalarına mutlaka katılması lazım. Bu birlik olmak bu tarz olaylarda çok önemli. Dediğim gibi hem devletimizin hem de bütün Ankara anlaşmalıların bu anlamda birlik olması gerekiyor.
Kahvaltılı bir buluşmada İngiltere'deki girişimci Türklerin karşısına çıkan Türkiye'nin İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri soru yağmuruna tutuldu ama onun konusu Ankara Anlaşması değildi. Devletler arası görüşmeler yapılıyor demekle yetindi. Aslında toplantının Ankara Anlaşmalıları ilgilendiren baş konuğu Bangladeş asıllı genç bir avukattı. İngiliz makamlarına bu kararı aldıran dava onun da çalıştığı avukatlık bürosunda görülmüştü. İngiltere hukuk literatürüne geçen ve Ankara Anlaşmalıları bugünkü belirsizliğe getiren Aydoğdu davası. Avukat Faysal İlahi herkesin bu yüzden kendilerini suçlamasına karşıydı. Hakimin bu kararının ardında Türkiye karşıtlığı vardı ona göre. The judge basically give indication Turkey is far behind from that the purpose to come to UK. Hakim kararında Türkiye'nin AB'ye girme konusundaki yetersizliğini vurguladı. Bu bir siyasi karardı. Bizim gördüğümüz davada konu bir vatandaşın oturma hakkı arayışıydı. Ama hakim kararı yazarken davanın konusunu aşan ifadeler sarf etti. Yani kimse bizi suçlamasın. Faysal İlahi karara zamanında neden itiraz etmediniz sorusunu gerek duymadık çünkü Hacer Aydoğdu davasını kazanmıştık diyerek yanıtladı. Büronun davayı kazanması onlara yeten bir başarıydı. Şimdi belirsizliğe neden olan ve on binlerce Türk vatandaşını hayal kırıklığına uğratan kararsa daha çok konuşulacağı benziyor. Barış Çimen, Amerika'nın Sesi, Londra. Siyasi gerginliğin her gün tırmandığı Amerika ve Rusya arasında uzay araştırmaları alanında işbirliği ise hiç olmadığı kadar iyi. Şu anda bir Amerikalı astronot ve bir Rus kozmonot bir haftadır uzay istasyonunda ortak araştırma yürütüyor. Bu işbirliğinin ne kadar süreceği ise belli değil. Uzay uçuşları tarihi uzmanı Amy Schirra Title, Amerikalı astronotların uluslararası uzay istasyonuna erişmek için Rus roketlerini kullanmalarının çok büyük bir nedeni olduğunu söylüyor. Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na erişim ve diğer insan uzay misyonları için yörüngeye erişmemizin tek yolu Rusya. Amerika 2011 yılında uzay mekiği programını emekliye ayırdıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na erişimden mahrum kaldı. Ulusal Uzay ve Havacılık Müzesi kuratörü Kathleen Lewis, NASA'nın bütçesini yeni nesil uzay araçlar geliştirmeye ayırdığını söylüyor. Rusya Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ortağımız. Bu nedenle istasyona erişim açısından güvenilirler. 50 yıldır kullanılan Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiyorlar. Amerikalı astronotları uzaya taşıyan Soyuz, 1957 yılında yörüngeye ilk uyduyu taşıyan aracın çok benzer bir türü. O dönemde Soğuk Savaş tüm hızıyla devam ederken Sovyetler Birliği'nin uzaya uydu göndermesi dünyanın herhangi bir yerine nükleer bomba atabileceği anlamına geliyordu. Uzay yarışı böylelikle başlamış oldu. Her propaganda zaferi askeri bir anlam taşımaya başladı ve uzay yarışı 1969'da insanoğlunun aya ayak basmasıyla büyük oranda sona erdi. Bu yolda her iki ülkede hem zaferler kazandı hem de büyük kayıplar verdi. Uzaya gitmenin çok zor ve tehlikeli olduğu anlaşılmaya başlanmıştı. Hem Rusya hem Amerika sadece uzay misyonları sırasında değil, denemeler ve eğitimler sırasında da kayıplar veriyordu. İki ülkenin birbirine uzayda destek olması fikri bu şekilde doğdu. 1975 yılında Amerikan Apollo ve Rus Soyuz uzay araçları yörüngede buluştu. Kozmonotlar ve astronotlar el sıkıştı. Lewis bunun çok büyük bir siyasi adım ve mühendislik başarısı olduğunu söylüyor. Bu girişim iki ülke arasında bir bağ oluşturdu. Soğuk Savaş'ın en şiddetli döneminde bile bunun başarılabileceği, iki tarafın siyasete bulaşmadan bir araya gelip işbirliği yapabileceği fikri son derece önemliydi. Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Amerika ve Rusya'nın yanı sıra 13 ülke daha işbirliği yapıyor. Lewis'e göre bu işbirliği insanoğlunun dünyanın ötesine erişmeye çalıştığı bu dönemde hayati önem taşıyor. Ay ya da Mars'ı insanoğlunun yaşayabileceği bir ortam haline getirmek için çok para ve çok kaynak gerekiyor. Ülkeler arası işbirliği Güneş sistemindeki komşularımızı keşfetmek için çıkacağımız serüvende bize rehberlik edecek. Şimdilik Uluslararası Uzay İstasyonu'na erişmenin tek yolu işbirliğinden geçiyor. Ancak SpaceX ve Boeing'in Amerika'yı bir ya da birkaç yıl içinde uzaya yeniden erişme kapasitesine kavuşturması planlanıyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington.
Elbette uzay araştırmaları alanında işbirliği yalnızca Rusya ile sınırlı değil. Bir grup bilim adamı ve astronot ummanda bir çölde Mars üzerindeki hayatın simülasyonunu yapıyor. Uzmanlar deneylerin gelecekte Mars'a yapılacak yolculuğun önünü açmasını umuyor. Burası Umman'daki Dofar Çölü. Çetin çevre ve hava koşullarının hakim olduğu çöl, 25 ülkeden 200 bilim adamının Mars'a yapılacak insanlı yolculuklarda kullanılması olası teknolojilerin deneyini yaptığı ideal bir mekan. Deneylerden biri 2,5 tonluk bu şişirilebilir yaşam alanının çölün sert hava koşullarına karşı ne kadar dayanıklı olduğunu ve içinde yaşayanları koruyup koruyamayacağını belirleyecek. Elon Musk ve ekibi Falcon Heavy roketinin işe yaradığını kanıtladı. Bu gelişme uzayın derinliklerine erişim ve Mars'a yolculukla ilgili yepyeni bir sayfa açtı. Mars'a yolculuğun kilit unsurlarından biri uzayın derinliklerine gidebilmek. Gezegenler arası yolculuğa hazırlık için yapılan bilimsel çalışmaların büyük çoğunluğu dünya yüzeyinde gerçekleştiriliyor. Arizona'dan Sibirya'ya çevresel şartların son derece çetin olduğu bölgelerde yapılan araştırmalar, uzay kapsülleri, araçları ve kıyafetlerinin daha iyi tasarlanmasını sağlıyor. Uzay daireleri uzaydaki koşulları dünyada analoglar üzerinde oluşturuyor. Analoglar astronotların başka gezegenlerde karşılaşacağı çetin koşullara benziyor. Dofar çölü dünyanın geri kalanından tecrit edilmiş bir yer. Mevcut doğal oluşumların Mars üzerinde neredeyse ikizleri var. Bazı bölgeler sadece doğal görünüşleri açısından değil, mineral yapısıyla da birbirine çok benziyor. Örneğin kum taneciklerinin boyutlarının benzerliği bunlardan biri. Umman halkının misafirperverliğini de düşündüğünüzde doğru yerde olduğumuzu hissediyoruz. Dünyanın dört bir yanından uzmanlar ADAME-18 adlı bu bir aylık misyona farklı deneylerle katılıyor. Bunlardan biri de AUDA adlı uzay kıyafeti. Astronotlar 50 kilo ağırlığındaki uzay kıyafetini USB bağlantısıyla bazı bilimsel cihazlara bağlıyor. Başlığın üzerindeki güneş siperinde haritalara iletişim verilerine erişmek mümkün. Uzay kıyafeti kişisel uzay gemisi olarak da anılıyor. Çünkü astronotlar kıyafetin içindeyken soluk alabiliyor, yemek yiyor ve bilimsel deneyler yapıyor. Uzmanların Umman'daki bu çölde edindiği bilgiler, sadece birkaç on yıl sonra insanoğlunun Mars yüzeyinde yürümesini sağlayacak teknolojilere katkıda bulunabilir. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü yayınının sonuna geliyoruz böylece. Haber ve söyleşilerimiz için internet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşça kalın.